Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Bugün toplumun her kesiminde yarım kalmışlık duygusunu konuşacağız aslında. Üzerimize bindirilen o kadar çok rol var ki, o kadar çok kimlik var ki, bütün bu roller ve kimliklerin altında bizim olmamız gerekenler, olmak istediklerimizin hep yarım kaldığı bir dönemi konuşacağız. Çok farklı noktalardan konuşacağız üstelik bunu. Yarım filmiyle konuşacağız efendim. Bir çocuk gelin hikayesi değil yalnızca. İşte başından beri anlatmaya çalıştığım o toplamda yarım kalmışlığımızı, kadın erkek yarım kalmışlığımızı anlatıyor aslına bakarsanız. Bu güzel sohbette kendinize yer bulabileceğiniz, kendi duygularınıza yer bulabileceğiniz çok şey olacağından eminim. Ne izleteceğiz size peki? Önce onu görelim, arkasından güzel sohbetin bir ucundan başlayalım. Biri henüz bir çocuk olmasına rağmen toplumun kadın rolü biçtiği bir yarım, diğeri zihnen bir çocuk olmasına rağmen toplumun fiziksel yaşına göre koca rolü biçtiği ikinci bir yarım. Bu hikayede başka yarımlar da var. Anneler, abiler, tüm bir toplum. Peki iki yarımdan bir bütün çıkar mı? Yarım filminin hikayesi yönetmeni Çağal Nurhak Aydoğdu ve oyuncusu Gözde Okur ile Ekmek ve Gül'de tamamlanıyor. Ablukalar, yıkılan evler, dağılan yaşamlar. Şırnak'ın İdil ilçesinde kadınlarla görüşerek ihtiyaçları raporlayan ve bu ihtiyaçların karşılanması için canla başla çalışan kadınlar Ekmek ve Gül'de. Ankara Kadın Platformu Barış için, savaşın açtığı yaralara merhem olmak için kadınları bir arada olmaya çağırıyor. 1 Eylül'e kadar sürecek bu kampanyaya nasıl destek olabilirsiniz? Ayrıntılar Ekmek ve Gül'de. Türk Tabipleri Birliği ve Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği, dünyada ve Türkiye'de kadın sağlığı mücadelesi üzerine ortak bir konferans gerçekleştirdi. Burada konuşan Profesör Doktor Şevkat Özvarış, 232 milyon insanın doğduğu yerden farklı yerlerde yaşadığını ve bunların da %48'inin kadın olduğunu belirtti. Ayrıntılar Ekmek ve Gül'de. Ekmek ve Gül devam ediyor. Evet, filmimiz Yarım. Sevgili Çağal Nurhak Aydoğdu ve Gözde Okur bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hemen filmin hikayesinden başlayalım istiyorum. Siz hem yönetmen koltuğunda oturmuşsunuz, hem senaristliğini yapmışsınız. Vallahi yükü epey üstlenmişsiniz tek başınıza. Ekip arkadaşlarımla birlikte paylaştım. Senaryosunu Özge Aras'la birlikte yazdık. Yine ekip olarak kolektif bir çalışma yaptık aslında. Evet, ben de başlarındaydım. Filmin doğum sürecini biraz konuşmak istiyoruz tabii. Bir anneanne hikayesinden aslında evet, yola çıktığınızı röportajlarınızda okudum. Hem bir filmin hikayesine böyle kısacık girerek hem de nereden esinlendiğinizden başlayarak anlatsanız sizin için bu film ne ifade ediyor? Üniversite yıllarından beri kafamda çalkalanan bir fikirdi. Yarımın hikayesi, yani erken yaş evlilikleri diyelim. Sonra 2012 yılında anneannemi kaybettim. Anneannemin bize anlattığı hikayelerden aslında çok etkileniyorum. Hepimiz gibi, hepimizin vardır öyle tatlı hikayeler. Teyze. Evet, şahitlik ettiğimiz, dinlediğimiz tatlı hikayeler. Anneannem de yarımın tersi bir hikayeyle 17 yaşında batıdan doğuya gelin olarak gidiyor. Bunu bize tabii çok tatlı, hani yarımdaki gibi aslında mizahi yönlerinin güçlü olduğu şekilde anlatırdı. Bu dilden de etkilenmiş olmalıyım. Sonra anneannemi kaybedince onun hikayelerine çok odaklandım. Öyle bir dönemde de ortaya çıkmak istediği film galiba. Özge Aras arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşım. O da birlikte yazmaya teşvik etti beni. Çalıştık ve sonuna ulaştık. Genelde kadınların böyle hep kadın hikayelerinden beslenerek hikayeler yazdığını biz görüyoruz. Ekmek ve Gül'de de çok konuşuruz bunu gerçekten de. Böyle hikayelerden beslenerek yazınca ister istemez hep bir kadın hikayesi anlatma ihtiyacı da doğuyor. Yarıma baktığımızda hani hep böyle bir erken yaşta evlilikler, çocuk gelinler hikayesiymiş gibi lanse edildi ama hani ben izleyince tek başına böyle bir hikayeymiş gibi düşünmedim, gözlemlemedim gerçekten. Hani işte bir annenin anneliğinin yarım kalması korkusu, bir abinin abiliğinin yarım kalması, ne bileyim hani bir çocuğun çocukluğunun yarım kalması, bir sürü yarımlık hikayesi var. Niye böyle bir çocuk gelin şeyi daha çok öne çıktı acaba? Bunun nedenini bilmiyorum aslında. Çünkü ben de özellikle sizin söylediğiniz noktalar üzerinden ilerlemeye çalışıyorum bu filmin yönetmeni olarak. Hani bu bir çocuk gelin hikayesi değil, iki yarımın hikayesi.
Sadece erken yaş evlilik yapmış olan 15 yaşındaki kız çocuğu bu filmin karakterlerinden bir tanesi. Diğeri de zihinsel engelli bir arkadaş. 35 yaşlarında bir adam, genç bir adam. Neden bu şekilde ilerlediğini bilmiyorum. Şöyle düşünüyorum, biz Muğla'da çekim yaparken basından, yerel basından arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar bize destek olmak için gelmişlerdi, sağ olsunlar. Belki orada yanlış bir bizim dışımızda gelişen sohbetlerde böyle bir izlenim oluşmuş olabilir. Ama kesinlikle söylediğiniz noktadan bakıyoruz biz de. Evet. Biraz popüler de oldu bu konu hani son zamanlarda. Popülerlik kötü bir şey olarak söylemiyorum. Bu kadar gündeme gelmesi sonuçta biraz kadınların mücadelesiyle de olmuş bir şey gerçekten de o açıdan önemli ama herhalde biraz böyle bir ne bileyim onu sivriltmek şeyi biraz fazlaca olmuş gibi görünüyor. Kolay anlamayı, kolay ezber tanımları seviyoruz. Belki de bu yüzden bunu eleştirel olarak söylüyorum. Böyle gelişmiş olmasının evet pozitif yönleri vardır sosyal açıdan, böyle bir toplumsal konuya odaklanıyor olmak açısından ama biraz da aslında ezberci oluşumuzun eleştirisi olsun bu sohbetimizde. Demek ki şeyi seviyoruz böyle hani çocuk kabul gelin, işte engelli hikayesi. Abi tanımları seviyoruz, bu kolaylaştırıyor çünkü bir olayı anlamamızı. Karakterlerin adı konulunca hikaye kafada yazılıyor yani. Rahatlıyoruz, evet. Kafada yazılan hikayenin dışında bir hikaye efendim yarım. Bir fragmanını izleyelim hemen arkasından. Aslında böyle kimi zaman gerilimli, kimi zaman dayanışmacı kadın hikayeleri de var filmin içinde. Gözde ile de işin o tarafını da konuşalım istiyorum. Yarım filminin fragmanı gelsin şimdi ekranlarımıza. Şimdi bak, sen uzak yere gidiyorsun. Annen yok, baban yok. Allah'ın emri olan, Peygamber Efendimiz'in sünneti olan bu nikah akdinizi yerine getiriyorum. Nikahınız kabul olsun. Allah razı olsun hocam. Amin. Allah razı olsun kanka. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Erkek olacaksın erkek. Önce koca ne edeceksin? Neden kızım? Salih iyi çocuktur aslında. Tertemiz bir kalbi var. Vallahi bak. Gerizekalıdır o. Sapır sapır dökülür yere patır patır ayak sesleri vardı cüzdanım yok orada hatırlatın zaten akıl makıl yok birinde çatır çatır aldım hep ben şadır var. Korkmuyor. Lan dökmüşsün ya. Lan bu kaçıncı? Tamam takım hazır ancak bak. Gerizekalı. Gelsin hayvan! Lan sen ağzınızı kırarsın! Salih'e bakıp beslediğimiz yetmiyormuş gibi bir de karı getirdik. Vallahi yarın bir gün enikleri doğursa ben bakmam bunları karı baba. Ben bakarım emin. Allah'a şükür sana muhtaç değiliz daha. Bir rahat dur. Feyza. Evet, yarım filminin başrollerini Serhat Yiğitli 13 yaşındaki Ece Tatay üstleniyor. Gözde Okur'da aslında işte o dayanışmacı karakter Serpil. Sizin projeye dahil olmanız nasıl oldu? Önce oradan başlayalım. Benim için güzel bir hikaye o. Çünkü Çağıl'la daha öncesine ne dayanan bir arkadaşlığımız ya da tanışıklığımız yoktu öyle sayılır. O sıra ben Zengin Kız Fakir Oğlan'ı çekiyordum. Görüntü yönetmenimiz bana bu senaryodan bahsetti. Çok güzel bir işin içine giriyorum. Senaryoyu çok beğendim falan. Ben de işte böyle set arası sordum. O da böyle hikayeyi anlattı bana. Benim hemen algılama biçimim elbette ki küçük gelin hikayesi. Fakat işlenme biçimi o kadar etkiledi ki beni.
Çünkü ağır bir ajitasyon yok, kör gözüne parmak hiçbir durum yok. İnsanları ağlamaya, acı çekmeye ya da geçmişte yaşadığı ya da şu an yaşadığı durumları böyle ciğerlerini parçalaya parçalaya ortaya çıkartacağı bir arabesk durum yok. Hı hı. Ve bu naifliğin içerisinde benim içimi daha incittiğini hissettim bu hikayenin. Ve dedim ki benim bir şekilde bu hikayenin içinde olmam gerekiyor. Ama o sırada tabii Zengiz Fakiroğlu'nda Aptal Sarışın oynadığım için hani Çağıl'ın tabii kast olarak beni ne kadar uygun görür görmez ondan çok şüphelerim vardı ama... Önder'in başının etini yedim. Bir şekilde Çağıl'a benden bahset, bu projede olmak istiyorum falan. Sağ olsun bahsetmiş. Genelde yönetmenler arar hadi biraz öyle sizde tam tersi olmuş. Evet, evet. Ben gerçekten hikayeyi çok sevdim. Sonra bir şekilde Çağıl'la buluştuk. Evet. İnandı sağ olsun. Evet. Ben Gözde'nin başta çok güzel olduğunu düşünmüştüm bu rol için. Ama sonra bunu da dramatik anlamda... sonra aslında bu güzelliğin de filmin yarımlarından... bir şey olduğunu fark ettim, keşfettim. Yani güzel bir kadının filmde izleyince izleyenler daha doğrusu bilecektir. Hani abinin bir küçük sendromu var ve onun da aslında tamamlayan kişi karısı. Eşinin güzel olması ayrıca dramatik yapıya hizmet edecekti. Böyle hissettim ben. Şimdi çok bir şey anlatmayayım dedim filmle ilgili çok büyük fikirler vermemek için ama güzel olması sonradan pozitif bir şey döndü benim için. Tabii ben çok endişeliydim yine. Böyle Çağıl'la buluştuk bir yerde. İşte Çağıl hikayeyi tekrar anlattı. Ben ne hissettiğimi anlattım falan. Aynı endişelerini bana da söylemişti ama ben işte telefonda, mailimde falan işte daha önce Devlet Tiyatrosu'nda oynadığım köylü kızları. daha önce bak çektiğim. Bak aslında ben çirkinim. bak çirkin de olabiliyor insan. Bak kapıcı eşini oynadım. Ondan bak çöp toplarkenki halim gördün mü? Böyle oluyor. İnsan makyajsız şöyle oluyor. Saç rengini değiştiririz. Onu hallederiz. Gerekirse kafayı kazıtırız falan. Hiç problem değil. Böyle güle oynaya sonra evet, sağ olsun peki. İkna oldu. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Serpil'in aslında kız çocuğunun o yarım kalmışlığını tamamlayan bir ablalık rolü de var bütün film boyunca. Şimdi biz hep çocuk gelin hikayelerinde biraz o klişelerden de bahsedeceğim. Hep şey yani böyle çok ağır dramatik hikayelerde hani kadının bir de kadınlar tarafından ezildiğini de okuruz, görürüz. Öyle düşünürüz filan. Hatta çoğunlukla öyle olur. Ama ben çektim o da çeksin durumu. Evet işin içinde burada bir aslında hani bir kabullenmişliğin yanı sıra evet hani o eve bir çocuk gelinin geliyor olmasını kabullenmişliğin yanı sıra hani onun bir çocuk olduğunu da en çok hisseden karakter olarak bir Serpil karakteri var. Öyle elimizde. Çünkü kızdan 2 ya da 3 yaş küçük onun da kızı var ve hani 2-3 yıl sonra kendi kızının da başına böyle bir şey gelebileceğini düşününce yani ben içsel olarak öyle hissettim Serpil adına. O durumla empati kurup kıza zaten çok üzülüyor. Ama duruma karşı çıkacak kadar gücü olan bir kadın da değil. Çünkü zaten o da tabii ki kahramanımız kadar, Fidan kadar küçük yaşta evlenmemiş ama o da hani bir üniversite okumuş falan filan bir kız değil. İzmir'in bir köyünden Muğla'ya, Ula'ya evlenmiş, gelmiş. Onun kadar küçük yaşlı değil ama hemen hemen aynı yollardan o da geçmiş. Dolayısıyla empati kuruyor. Çok üzülüyor ona destek olmak ve aslında onun kaybettiği annesini, şefkatini ona vermeye çalışan bir yenge görüyoruz burada. Şimdi bu çocuk gelin hikayelerindeki en temel anlatılardan bir tanesi de şuymuş gibi geliyor bana hep. Hani bunlar böyle zamanın bir zamanında yaşanmış eskiye dair şeyler. Dolayısıyla biz hep hani Türkiye sinemasında çocuk gelinler hikayelerini eski hikayeler olarak gördük ya da öyle hissettirildi bize bugüne dair bile olsa ama hani sizin yarımdaki hikayeniz çok bugüne dair yani bugün yaşanan işte yani biraz önce hala devam eden bir hikaye gibi akıp gidiyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni böyle bir gerçekliğin olması aynı zamanda. İşte bu erken yaş evliliklerde Avrupa ikincisi olmak gibi bir özelliğe sahibiz. Türkiye'de böyle bir sistem var. Böyle bir verisi var. Hem bu nedenle hem de zaten amaç bu sorunu ortaya koymaksa günümüzü kullanmayı tercih ettim. Niye yalan söyleyelim ki? Yani? Şu an yaşıyoruz, şu an bunu onaylıyoruz, şu an biz bu evliliklere bakıp geçiyoruz. Evet, yani bunu herhalde böyle eskiye dair bir şey olarak hiç kurmak değil. Ve kurgulamak biraz hani bugün hala devam eden biraz bir ikiyüzlülüğü biraz şey yapıyor herhalde değil mi? Kaypaklık olurdu kesinlikle. Şimdi başka bir yarım kalmışlık hikayesi de annenin hikayesi aslına bakarsanız. Anladığımız kadarıyla anne
pek çok engelli çocuğa sahip olan kadının hissettiği o en temel şeyi hissediyor. Yani benim başıma bir şey gelirse kim çocuğuma bakacak? Kim bakacak? Biz engelli çocuğu olan kadınlarla çokça program yaptık. Bu duygu gerçekten çok baskın bir duygu. Ama bizim memlekette hani sonra ne olacağı ilişkin bir sosyal hizmet şeyi olmadığı için evet. işte yollardan bir tanesi bu olmuş. Çok acımasız bir yöntem. Yani hani doğudan bir kız alıp getirip evlendirip hayatını garanti altına alma şeyi. Bu çok acımasız değil mi yani? Nasıl görüyorsunuz bu gerçekliği? Çok acımasız bence. Çok acımasız ama acımasızız zaten. Yani filmin karakter seçimlerinde de, sahnelerde de, çekim özelliklerinde de dikkat edilirse zaten en çok üzerinde durulmaya çalışan nokta gerçekçiliğiydi. Böyleyiz yani anne olarak da böyleyiz. Benim de bir kızım var. Annelik duygusu ön plana çıktığında çok bencil olabiliyoruz. Bir taraftan böyle bir eleştiri de olabilir bu. Gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan bunun çok gerçek olduğunu biz çok yakın zamanlı haberlerden biliyoruz. Yani daha çok yakın zaman öncesine kadar pek çok gazetenin sayfalarına şu hikayeler düştü. Yani hani doğudan işte kız çocuklarının satın alınıp hani Ege illerinde, farklı yerlerde, hatta ikinci, üçüncü eş olarak getirildikleri, hani bunun çok yaygın bir şey haline geldi falan, böyle gazetelere de yansıdı. Böyle bir esinlenme var mı bu hikayelerle? Şöyle var, üniversite yıllarımda kafamda çalkalanan bir fikir olduğunu söylediğimde aslında biraz o dönemden gelen duyumlarım vardı. Özellikle Ege bölgesinde birkaç yerde böyle bir yoğunluğun olduğunu ve özellikle engelli çocukların, ailelerin gidip doğudan kız çocuklarını para karşılığında aldıklarını duymuştum. Fikrin oluşmasında bu duyumlarım etkili oldu. O yüzden böyle bir gerçekçi temeli var aslında fikren. Ama tabii hikayenin akışı olarak yok. Öyle bir gerçek bir hikaye yok. Tabii şey çok acımasız. Yani söylemeden edemeyeceğim. Çünkü senaryoyu okuduğumda film çıktıktan sonra tekrar izlediğimde de aklıma gelen şey. Evet işte engelli bir evladınız var. Bu çok zor. Kaygılarınız var. Ben öldükten sonra kim bakacak? Evet bir ikiz kardeşi var ama artık o da evlenmiş. Çocukları var. Bir hayatı var. Hayat onlara ne zorluklar getirecek? Bilmiyorlar. Dolayısıyla da diğer oğluna da yük olmak istemiyor. Ben açıkçası bu tip örnekleri çok duydum. Ama şöyle enteresan bir şey duydum. Hemen oraya bağlayacağım, hızlı hızlı anlatayım. Yine bir engelli annesi çok uzun süre sonra hem de bayağı bir yaşı 50'li yaşlara dayandığı süreçte bir çocuk daha yaptı ki kardeşi ona bakabilsin falan diye. Tabii bunlar büyük sorumluluklar. Çünkü o hani senin sorumluluğunda bir şey ve dünyaya bir başka çocuk daha getiriyorsunuz ve ona bir sorumluluk yüklüyorsunuz. Çağla katılıyorum. Yani hakikaten çok bencil yaklaşabiliyor bazen kadınlar ya da anne olmak öyle bir şey belki bilmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Engelli bir evladınız var. Çok zor bir şey. Evet. Yani bu anlaşılması çok zor bir şey. Çok kesinlikle çok zor ama bir başkasının evladını alıp o da bir can, bir başkasının evladını ya da herhangi bir insanın kalbini kırmak, onun hayallerini çalmak dünyaya bir engelli insan daha getirmek aslında. O yüzden çok acımasız görüyorum ben bunu. Yani şimdi filmde böyle hani bunu sormadan geçemeyeceğim gerçekten de hani böyle kurulmuş hikayeler bütününde hani böyle sanki bu hikaye olumlu bir şeye gidecekmiş gibi bir hissiyat da yaratıyor. İnsan önce bir kızıyor. Yani çocuk evliliklerinin böyle iyi bir yere gitmesi aman Allah'ım plan diyorsun kendi kendine. Bunu bilinçli mi tercih ettiniz gerçekten de? Evet. Yani böyle olması olumlu bir ilişkiye, olumlu bir hayat hikayesine dönüşmesi hissini neden tercih ettiniz? Çünkü bu film aslen izleyici olma duygusunu eleştiren bir film. Yani karakterlerin üzerinden izleyicinin kendisini anlatan bir film. Bu filmin aslında başrolünde izleyici var. Kendi duygularımız, kendi algılarımız var. Ve biz erken yaş evliliklerini eğer bu konu üzerinden ilerlersek onaylıyoruz. Çünkü eğer ülkemizde hala bunun yasalaşmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyorsa, böyle bir illegal ya da legal durum yaratımı söz konusuysa demek ki toplumsal olarak onayladığımız bir konu var ortada. Bu film tam olarak bunu teşhis eden bir film.
O yüzden de doğru bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğiniz şey de bilinçli olarak bu duyguya hizmet etmesi için tercih edildi. Yani seyircinin gözü. Evet, seyircinin ruh hali. Bu seyirci derken filmi izleyen seyirciden bahsetmiyorum. Bizim toplumsal olarak seyirci gözümüzle ilgili bir şey. Çünkü biz bu konulara itiraz etmiyoruz. İtirazın olmadığı yerde ne vardır? Kabul etme kavramı vardır. Biz kabul etmiş insanlarız bu durumu, kabul ediyoruz. Zaten kabul etmişliğimiz filmde de aslında bütün köyün kutlamalara gelmesi, evet, bütün evet. köyün hani fidanı bir gelin olarak hemen sarıp sarmalaması falan da çok ortaya çıkıyor aynen. gerçekten de. Peki şu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aslında her bir kadının hikayesinde eminim hani o seyirci pozisyonuna geçmesini, oradan bakmasını istediğiniz kadınların da hikayelerinde çeşit çeşit şiddet türleri var. İşte erken yaşta evlilikten tutalım da hani ilk gece sendromuna, oradan işte ne bileyim evlilik hayatı boyunca yaşadığı şiddete kadar. Hani bu kadar şiddet dolu hayatlarla karşı karşıyayken bu kadar onaylama durumunun kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani hani bir çocuk geline böyle onay verebilme, işte ne bileyim bunun bir şiddet olduğunu çok iyi bilip kendi hayatından gene de normalleştirebilmenin kaynağı ne sizce? Gelenek haline gelmiş. Duygusallığımızın bilinçten yoksun olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Yani duygularımız bilincimizi yönlendiren bir şey. Bilincimiz ise aslında duygularımızı yönetebilen bir şey. Bu ikisi arasındaki dengeyi koruyamadığımızı düşünüyorum. Yani doğru cevap verebiliyor muyum bilmiyorum ama... Doğru cevap tamam. sizin cevabınız. Evet, yani hani sizi anlatabildim, ifade edebildiğim anlamında söylüyorum. Bunu düşünüyorum yani duygusallığımızla bilincimiz arasındaki, aklımız arasındaki o mesafeyi koruyamadığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Duygusallık derken işte geçmişten gelen kayıtlarımız, işte anneannelerimiz, teyzelerimiz, annelerimiz erken yaşta evlendirilmiş. Hani benim mesela anneannem, belki senin teyzen falan. Hani o zaman normaldi de onlar çocuk değil miydi? Hani 15 yaşında evlendirildiklerinde, 17 yaşında evlendirildiklerinde çocuk değiller miydi? Yani o dönem için çocuk değil miydi bu yaş grubu? Gene çocuktu. Tamamen bu toplumsal normalize edilme biçimiyle bize öğretilmiş şeylerle ilgili. Bu söylediğiniz evet. Yani normalleştirmişiz. Doğru tanım o. Evet. Öyle bir şeymiş gibi. Zaten hani sanki bu DNA'mızda kaderimiz var. Kaderimiz çekiyoruz bir daha bir yani. Hani bunu işte şimdiki işte gençler daha bilinçli aileler ondan sonra maddi manevi kültürel anlamda kendini geliştirmiş. Ama her şeyden evvel yani aslında içindeki insaniyetini gerçek anlamda fark edebilen, onunla yüzleşebilen insanın engel olacağı bir şey bu. Yani ben filmin içinde oynamasaydım da senaryoyu okuduğumda demek ki etkilenmişim ki bunda oynamak istiyorum. Çünkü burada yanlış bir şey var. Ve dolayısıyla bu parçanın içinde olmak istiyorum. Yapılan bir yanlış var ve ben de bunu oynayarak nakletmek istiyorum hissi bende çalkalandı. Bu yanlışı nasıl düzelteceğiz peki yani? Hani bu çok önemli bir soru oluyor böyle, ya. Çok susmayarak. Konuşuyoruz. İşte ne bileyim son zamanlarda çocuk istismarını çok konuşuyoruz. Uzunca bir süredir erken yaşta evlilikleri çok konuşuyoruz. İşte neyse ki böyle filmler yapılıyor ki daha farklı kesimler de bunu konuşuyor, hissediyor, düşünüyor filan ama... ama ne yapacağız? Tabii ki bu bir eğitim süreci aslında. Bu da çok klişe tabii, hep aynı şeyi söylüyoruz. İnsanları eğitmemiz lazım. İşte eğitimin çok doğru şekilde gidemediği yerlere bir şekilde bizim vakıf olmamız lazım. İşte sanatçılara düşen şeyler var, şu bu falan filan. Tabii bunlar eksik kalıyor. Ama bir şekilde pes etmemek lazım. Bulabildiğimiz her platformda konuşmak, yakın çevremizde böyle bir şey olabiliyorsa bunun şakasını dahi kaldırmak. Mesela ben bu konuda çok gerginim açıkçası. Evet, İzmir'de yetiştim, büyüdüm. Başka bir çevrede yetiştim. Hiç böyle şeylere denk gelmedim. Ama ve lakin herhangi başka bir mahallede, bir arkadaşımın evinde, yani onun evindeki yardımcının söylediği bir hikayeye bile büyük tepkiler vermek. Ondan sonra bunu zaten onların yaşam biçimi bu ya, normal dememek. Onu alıp çok düzgün bir şekilde konuşmak. Belki de o kızın hayatını kurtarmak. Belki de hani bir gece dışarı çıkıyoruz, yemeğe kaç para veriyoruz. Ama sen bu yolu seçme. Ben kızın okul masraflarını karşılamak istiyorum. Çünkü gerçekten hepsini yapabilecek gücümüz var. Bize çok büyükmüş gibi geliyor bunlar. Çok büyük meblağlarmış gibi geliyor ama aslında hiç öyle değil. Yani bir şekilde bir şeyin ucundan tutmak lazım. Bu film bu ucundan tutma meselesine de odaklanmış gibi görünüyor. Filmin aynı zamanda parçası olduğu bir kampanya süreci var. Biraz onu anlatmanı rica edebilir miyim? Tabii. Şimdi bu ilk şey, ben de cevap vermek istiyorum. Yönetmen olarak filmin.
Anlatacağız aslında Gözlerin dediği gibi. İşte böyle filmler, ben kendi adıma üzerime düşen şey, filmle bunu anlatabilirdim. Bunu yapmaya çalıştım. Burada yalnız önemli bir nokta şu ki, mesela ben de filme çekmeden önce bu duruma, tuzağa düştüm, öyle söyleyeyim. Bu tarz konular çok işleniyor. Çünkü duygu sömürüsü çok açık bir şekilde işlendiği zamanlar da oldu. Ama şöyle düşünebilirdim bir yönetmen olarak ki bunu hissettiğim zamanlar oldu, dediğim gibi kaygılandığım. Konu özgünlüğünü yitirdi. Bu konu nasıl özgünlüğünü yitirebilir? Mesela sonra kendime bunu sordum. Yani bunu bir film olarak gerçekleştirmem için mutlaka özgün bir konum olması gerekiyor. Böyle bir sorun varsa bu sorun başka diller tarafından anlatılırken kiçleşmiş, duygu sömürüsünü açık hale getirilmiş, ajitasyonlaştırılmış, arabeskleştirilmiş olabilir. Ama böyle bir sorun var. Sen de bunu kendi dilinden anlatmalısın ruh haliyle. Yeniden anlatmayı tercih ettim. Bence defa defa da anlatılabilir. Evet, bizim her gün bu ekranlarda hissettiğimiz en temel duygu bu. Yine bunu konuşacağız. Yani evet. Çünkü değişmiyor kardeşim. Sorunu değişmiyor. Bu sorun değişmiyor yani. Evet, değişene kadar konuşmak zorundayız değişene kadar. Zaten en büyük işte izleyici olmak duygusundaki eleştirilerden birisi de bu. Bunu yapıyoruz yani. Pes ediyoruz. Pas geçiyoruz. Böyle bu olaylar normal hale geliyor. Alışmak herhalde. İki tehlike var. Cahillik kavramını kullanmak istiyorum. Hani bunu sempatikleştirmek için eğitimsizlik, kültürel noksanlık gibi ifadeler kullanıyoruz. Ama aslında bizim dilimizde, argoda gelse cahilliktir. Bir tarafta cehalet, bir tarafta da medeni ilgisizlik. Yani bir yanda da medeniyetin ilgisizliği var. Evet, doğal olarak bu tarz konular böyle arada kaynayıp gidiyor işte. Kabullenilme ve onay vermeye sahip olan, buna imza atan da biziz. Yani bir tarafta cehalet, bir tarafta medeni insanlar. Bunu birlikte yaratıyoruz, bu düzeni. Buradan bu ilk sorunun cevabı olsun. İkincisinde de Amerika'da BTF, British Theatrical Fund diye bir Türklerin oluşturduğu bir grup var. Onlar bana ulaşmışlardı. Film gösterimi yapıp oradan elde edecek bütün geliri Türkiye'deki kız çocuklarının okuması için kullanacaklar. Burs sağlayacak. Bizim filmimiz de böyle aslında diyorum gene çocuk gelin hikayesi değil ama hani karakterlerinden birisi, ana karakterlerinden bir tanesi bu olduğu için böyle bir misyonunun filmi güçlendireceğini düşündüm ve biz de bu işbirliğine girdik. Umuyoruz ki böyle işte bu konuştuğumuz eleştirileri kapı aralayacak, onlara ışık olacak güzel kaynaklar oluşur. Bu önemli bir işlev olmuş gerçekten de. Çünkü seyirci kalmak, hani hem o seyirci pozisyonu eleştiriliyor. Madem seyirci kalmayacağız, ne olacak sorusu çok önemli. Ben ama kişisel olarak kadınların güçlendirilmesinin de hani bütün bu sorunlar açısından en temel garanti rolü üstlenen şey olduğunu düşünüyorum. Her açıdan güçlendirmek yani hani eşitsiniz dememek mesela, yani kalkıp sağlı sollu ya da hani sen şunu yapabilirsin bunu yapamazsın dememek. Yani topyekün güçlenme şeyi çok önemli hakikaten. Güçlenmek deyince ama bizde klişe bir sürü şey var tabii. Yani o ilk başladığınız yere döneceğim. Mesela hani bize oturtulan kimlikler dolayısıyla da güçsüzleştiriliyoruz. Mesela hani böyle bir şey laf olarak aptal sarışın rolü ifadesini kullandın ya. Ya bugün bütün aslında mecralardan hani kadınların işte saçından, başından, sözünden, kıyafetinden çok bahsediliyor. Bu klişelerle de konuşuluyor, bahsediliyor gerçekten. Doğru, sen bunun ağırlığını kişisel olarak hissediyor musun? Yani şimdi bir anda çok güzel bir ayna tutmuş oldunuz yüzüm aslında. Evet, bazı kullandığımız şeyler böyle deyimleşmiş oluyor ve bunları konuşarak ve sürekli dile getirerek tabii işte aptal sarışın olduğu gibi haksızlık ediyoruz tabii. Yani deyim gibi bir şey oluyor bu ama yok, ben yaşamıyorum aslında. Çünkü açıkçası yapı olarak ben içimde zaten güçlü bir ateş var ve kadın olmaktan ziyade güçlü bir insan ateşi var benim içimde. O yüzden hani mor saçlı da olabilirim. Ondan sonra gayet kel de olabilirim falan. Hani ben hiç bunları şey yapmıyorum.
yargılamıyorum, düşünmüyorum. Böyle basit şeylerin üzerine düşünmüyorum. Benim hayatta sorguladığım şeyler çok daha başka şeyler. Hani ben mutlu muyum? İnsanlar mutlu mu? Ben mutlu olduğum müddetçe insanları mutlu edebilirim. Ya da karşımdaki insan mutluysa beni mutlu edebilir. İşte nasıl beraber daha mutlu olabiliriz? Daha güçlü olabiliriz? Birlikte nasıl ayağa kalkabiliriz? Bu ilişkilerde de öyle. Yani ben mutlu bir eşsem eşimi mutlu ederim. Eşim mutluysa beni mutlu edebilir. İnsanların kendi içlerinde başka dertleri varsa işte ne toplumumuza ne etrafımızdaki insanların dertlerini düşünmüyoruz. Dolayısıyla ben güçlenmeye öyle bakıyorum aslında. Hani beyinsel ve kalpsel olarak güçlenmek etrafınızda farkında olmadan çiçekler açtırmanıza sebep oluyor. Ben bunun peşindeyim. Böyle bakıyorum yani hayata. Sizin sektör kadınlar açısından çok acımasız bir sektör. Sen çok uzun yıllar hani bu alanda çalışıyorsun. Hani şöyle bir neler yaptığına baktığınızda kamera arkasında aslında yapmadığın iş kalmamış yani biraz öyle görünüyor. Son zamanlarda çok önemli bir tartışma konusu tabii. İşte Hollywood yıldızlarından tutalım. Türkiye'de özellikle bu alanda bir sendikalaşma, örgütlenme şey oldukça daha gündeme geliyor. Çalışma koşulları, çalışma koşullarının ağırlığı içerisinde özellikle kadınların yaşadıkları falan. Şöyle bir hani toplamına baktığında sen bir kadın olarak bu alanda olmanın zorluklarına ilişkin ne söylersin? Kadın gözünden çok insani olarak hani diğer erkek arkadaşlarımla birlikte değerlendirmeyi tercih ediyorum. Hümanist bakış açısıyla. Çünkü toplamda çok ağır koşullar yani değil mi? Çok uzun çalışma ağır, koşulları falan. Böyle bir şey kadınlara mal etmek biraz haksızlık olur sadece kadınlara. Genel anlamda epey sarsıcı bir çalışma şekli. Ama galiba işte birçoğumuz bunu sevdiğimiz için devam ediyoruz. Birçoğumuz... Daha doğrusu çoğumuz geçim kaynağı oluşturmak için bu işi yapıyoruz. Biraz mecburiyet giriyor işin içine. Yani dediğiniz gibi aslında bu örgütlenmeyle çözülebilecek bir şey. Bunun için çalışmalar var, sendikalar var. Aslında yine bir kişisel eleştiri olsun. Yani sendikalar çalışmıyor değil aslında. Birçok şey yapmaya çalışıyorlar ama biz çalışanlar yine destek vermiyoruz. Yani toplumsal hayatta gösterdiğimiz kaypaklığı sektörel anlamda da gösteriyoruz. Tembeliz. Ses vermeye çekiniyoruz, itiraz etmek çekiniyoruz, birlikte hareket etmek gibi bir kararlılığımız yok. Doğal olarak burada suçlu biziz yine. Yani izleyici olan biziz. Kendi hayatlarımızda da aynı seyirciyiz. Gözde sen de pek çok dizide rol alıyorsun. Çok uzun saatler seyirci olarak ekranın karşısında oturan için çok uzun saatler gibi gelmeyebilir. Ama onun içinde emek verenler açısından hani bu kadar uzun dizilerin, yapımların aslında nasıl bir emekle ortaya çıktığına ilişkin çok tartışıyoruz son zamanlarda. Bu çünkü sinema emekçilerinin, dizi emekçilerinin artık gündeme getirdiği bir şey. Bir sürü iş kazasının yaşandığı, bir sürü hani korkunç durumla karşı karşıya kaldığımız bir sektör aynı zamanda. Sen nasıl yaşıyorsun bu zorlu koşulları? Yani zor, evet, bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu sevilmeden yapılabilecek bir iş değil bir kere. Çünkü çalışma saatleri çok farklı. İşte atıyorum saat öğlen 3'te 4'te çıkıp sabah 5'te gelebiliyorsunuz ya da işte... Yani binlerce örnek verebilirim burada. Gerçekten sevilmeden yapılacak bir şey değil ama ben de bu konuda biraz dürüst davranayım. Yine de sektörde evet oyuncular olarak çok uzun saatler çalışıyoruz falan filan ama kamera arkasına baktığımızda yine bizim bir durma, dinlenme ya da işte haftanın 5 günü gidiyorsam bir günü evdeyim ya da 2 günü evdeyim ama yani komple sete bakıldığında işte mumcusundan kameramanına falan ben vıdı vıdı etmenin terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar 7-24 setteler. Herkesten önce geliyorlar. En son onlar çıkıyorlar. Naz yapma, kapris yapma, bilmem ne yapma şansları yok. Hiçbir şey yok. Ve ben o yüzden sete hiçbir zaman geç kalmam. Ondan sonra denilen her şeyi yaparım. Bu... bir mucize olsa bugün Hollywood'un başında olsam yine aynı şekilde davranan bir oyuncu olurdum. Çünkü aksi halde gerçekten insanlığımı yitirmiş olurum diye düşünüyorum. Ama zaten biz tiyatrodan da gelen oyuncular olarak buna çok alışıyoruz. Zaten sürekli turnelerdeyiz. Bir bavulla pıt oraya gitti. Hop Doğu turnesi, 15 şehir gez falan. Zaten dediğim gibi sevmeden yapılabilecek bir iş değil bu. Sormaya atladığım bir soru var. Onu sormadan bitirmek istemiyorum programı. Yine
filme döneceğim bunun içinde. Şimdi böylesi hikayeler, yani toplumun biraz iki yüzlülüğünü ortaya seren hikayeler diyeyim. Yalnızca çocuk gelin hikayesinden bahsetmiyorum. İşte engelli çocuğu olan bir annenin duygusunun böyle kullanılıyor olması, bir engelli insana yaklaşım falan, bir sürü katman katman şeyden söz ediyorum. Hani bunların ifade edildiği, bunların değerlendirildiği filmlerde, o filmlerin çekildiği yerlerde aslına bakarsan hayır bizim burada böyle şeyler olmaz filan serzenişleri çok yapılıyor gerçekten de. Hemen açıklamalar, hemen böyle bir şeyler. Siz bunları yaşadınız mı acaba? Yaşamadık. Şanslıydık aslında. Biz Ula'da çektik, Muğla'da. Orası çok güzel bir plato. Çok yetenekli insanların olduğu. Yürü halkı yetenekli diyorsunuz. Evet, evet. Çok yetenekliler, çok sanata açıklar. Kapıları, evleri, gönülleri de çok evet, açıktı. Çok, aynen, çok sıcak insanlar. Yani gerçekten böyle bir dramatik yapısı güçlü olan bir filmde bile işte onların neşesi, onların sıcaklığı filme yansıdı. Hani düşünün artık nasıl olduklarını. Hani bu onun bayağı minimalize edilmiş hali. Gerçekten öyleler. Böyle bir rahatlık aslında. Evet, evet. İyi geliyor aynı herkese. Şey, doğu çekimlerini yaptığımız bölgede de hissettik. Orada da doğunun o misafirperverliğini yaşadık. O yönden büyük sorunlar yaşamadım. Ve tabii ki aslında muhakkak ki Fidan rolünü üstlenen genç arkadaşımızı da anmadan geçmeyelim. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, iyi bir oyuncu adayı olduğunu da zaten tescillemiş oldu aldığı ödüllerle filan. Aslında onun bu kadar çok hissederek oynuyor olmasının içinden geldiği bölge koşullarıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Onun adına böyle bir cevap vermiş olmak istemem ama ben kendisinin performansından çok memnunum. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Genel olarak oyuncularımın hepsini beni çok mutlu ettiler. Hayal ettiğim o karakterleri çok iyi yorumladılar. Ben özellikle Recep Yener'i anmak istiyorum. Recep abimizi biz filmden bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra kaybettik. Film onun son filmiydi ve o izleyemedi. Yani onu çok seviyoruz dediğim şimdi böyle çok da duygusal bir yere sürüklemek istemiyorum konuşmayı ama bütün oyuncularımdan genel olarak çok güzel performanslar aldım. Yarım filmi hala sinemalarda. Gişeden değil mi? Evet, doğru biliyorum. Kalkmadan ki böyle filmlere memleketimizde çok yer olmadığını da biliyoruz. Henüz fırsat varken muhakkak izleyin diyelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Evet, yarımlıklarımızı, yarım bırakılmışlıklarımızı konuştuk. Ekmek ve Gül'ün bu bölümünde. İkinci bölümünde çok farklı konularla, konuklarla devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Savaşın ne demek olduğunu çok iyi anladığımız zamanlar bu zamanlar. Maalesef her gün memleketin bir köşesinden abluka haberleri, yıkım haberleri, özellikle kadınların ve çocukların hayatının nasıl da savaş ablukası altına alındığının haberlerini paylaşmak durumunda kalıyoruz sizlerle bu ekranda. İdil'i konuşacağız bugün. Şırnak'ın İdil ilçesinde Aralık ayında başlamıştı abluka. 19 gün çatışmalar yaşandı ama sonrasında kolluk güçlerinin aslında mahalleleri tahrip etmesiyle sonuçlanan bir süreci de beraberinde getirdi. Esasen bütün bu süreç, daha önce tartıştığımız Nusaybin, Cizre, Sur gibi bu süreç İdil'de de özellikle kadınların ve çocukların hayatında çok derin izler bırakmış durumda. Bu izlerin ne olduğunu, gerçek bir kadın dayanışmasının orada nasıl yaralara aslında merhem olacağını konuşacağız. Oradaki somut durumu konuşacağız. Eda Bazancır bizimle birlikte. Şırnak Belediyesi Zahide Kadın Dayanışma Merkezi'nde kendisi aslında görev yapıyor. Ama özellikle son dönemde bu bölgede kadın dayanışmasının bir ürünü olarak şekillenen bu dayanışma kampanyasının da yürütücülerinden de. Eda, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyoruz geldiğin için. Önce bir tablo çizelim. Oradaki süreci böyle bize bir kısaca anlatır mısın? İdil'de neler oldu? Bugün geldiğimiz noktada nasıl bir tablo aslında var karşımızda? Öncelikle belki İdil'e nasıl gitmeye karar verdik? Buradan başlamak lazım. Normal şartlarda biz yola çıktığımızda Cizre'ye
diye gittik. İşte Cizre'de ihtiyaç var ve dayanışma ruhuyla oraya gitmemiz gerekiyor. Fakat Cizre'ye gittiğimizde şunu gördük. Şimdi bütün gönüllü arkadaşlarımızın çoğunun zaten Cizre'ye odaklandığını, çünkü Cizre zaten bilinen bir yerdi. Daha öncesinde de yine işte Nusaybin, Şırnak, Silopi, buralar hep böyle bilinen alanlar ama böyle çok idil, duyulan bir alan değildi. Evet. Ve Cizre'ye gittiğimizde biraz daha işte yoğunluktan kaynaklı sistemin oturduğunu gördük. İşte yardımlar gerek, kardeş kampanya, kardeş aile kampanyası falan, bunların hepsi oturmuştu. Arkadaşlar dedi ki sanki İdil'de daha çok ihtiyaç var. Yani İdil'de çok kimse yoktu ve yasak kalkalı çok oldu. Belki oraya gitmekte daha yarar gördük. Sonra İdil'e gidelim dedik. Evet, İdil'e gittiğimizde gerçekten de durumun çok vahim olduğunu gördük. Biz derken kimden bahsediyorsun? Yine aslında işte, farklı yerlerden gelen kadınlardan değil mi? Öncelikle aslında Şırnak Merkez Kadın Dayanışma, işte bizim kurumdan yani kadın arkadaşlarımız vardı. 4 kişiydik. Onlarla gittik. Bir de Barış İçin Kadın Girişiminden arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. İşte yine İstanbul'dan kendileri gönüllü gelmek isteyen bireysel ilişkilerimiz üzerinden, yani dostluk üzerinden aslında görüştüğümüz arkadaşlarımız gelmek istiyorlardı. Biz işte kurumdaki arkadaşlarımızla İdil'e geçtik. Sonra da aradık arkadaşımızı, gelecek olanlar varsa buraya gelsin dedik. Çünkü burada daha çok ihtiyaç var. Cizre'de zaten oturmuştu bazı şeyler. Ve onlar da nerede ihtiyaç varsa zaten hiç sorun değil bizim için. Tabii ki İdil'e gelelim dediler ve İdil'e geldiler. Böyle yani İdil'e gitmemiz biraz böyle oldu. Nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Ama İdil'de. Yani dediğim gibi İdil çok bilinen bir yer değildi zaten. Daha öncesinde de sorduğumuz zaman ya Şırnak'ın İdil diye bir ilçesi var mı diyen çok oldu mesela. Öncesinden de bu böyleydi. İdil nerede falan böyle. Ama orada özellikle iki mahallede çok ağır saldırılar yaşanmış. Ve neredeyse özellikle mesela Turgut Özal Mahallesi var. Orada yıkım korkunç boyutlarda, neredeyse tahrip olmayan, hatta bir kısmında yıkılmayan ev yok. Biz tabii onu gördüğümüz zaman hatta biraz geç kaldığımızı bile düşündük. Yani. İnsanlar ne yapıyorlardı peki? İnsanlar dönmüşler kendi imkanlarıyla, işte bahçesinin duvarını örmeye çalışıyor işte kendi imkanıyla. Fakat şu da bizi biraz şaşırtmıştı. Mesela yıkılmış, tamamen çökmüş evlerde bile bahçede oturuyor insanlar yani. Hani gitmiyor bir yere ve bahçede oturuyorlar. Dedik ki burada kesinlikle bir şey yapmak gerekiyor. Neden böyle bir şeyi ısrarla tercih ediyor insanlar? Şöyle, zaten yani onların evleri orada. Belki de ne olursa olsun yani ev yıkılsa bile, işte o moloz yığınları kaldırılsa bile bu alan belki daha sonra inşa edebilecek bir alan ve bizim alanımız. Sanırım ona sahip çıkma duygusuyla da bu biraz olabilir. Öyle yorduk yani biz. Ve tabii ki tabii daha sonrasında konuştuk ve tabii ki terk etmek istemiyorlar. Oradan gitmek istemiyorlar. Yani 30 yıldır zaten o mahalle mesela böyle yaklaşık 30-40 yıllık bir mahalle. Biz 30 yıldır burada yaşıyoruz ve buradan gitmek istemiyoruz. Gittik fakat geri döndük ve tekrar burayı düzenleyip burada yaşamaya devam edeceğiz diyorlar. Burada önemli bir nokta daha var galiba. Buralar aynı zamanda 90'larda köyleri boşaltılan ailelerin yerleştirdiği yerler. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığınız durum ikinci bir travma durumu. Bunun hani nasıl yaşandığını sorayım sana. Evet, genelde çoğunluk öyle ailelerden oluşuyor. Zaten o daha korkunç bir durum. 90'larda bir sürgüne maruz kalmışlar. Bir zorunlu göç hali, öyle diyelim daha doğru olur. Zorunlu göçe maruz kalmışlar. Aradan yıllar geçmiş. Bugün hala, bugün tekrar aynı şeyi yaşıyorlar. Yani bu ikinci bir travma. İkinci bir travma söz konusu. Ağır yani. Hani insanlar için çok kolay bir şey değil. Zaten herhalde evleri terk edip gitmemek isteğinin belki de bir yönü. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, biraz böyle de okunabilir tabii ki. Çünkü zaten 90'larda köylerini terk etmiş olmanın verdiği bir belki pişmanlık da diyebiliriz. Hani o zaman terk etmeseydik
daha farklı olabilirdi. Hı-hı. Bugün aynı şeyi yapmak istemiyoruz diyorlar insanlar. Yani hani burada kalacağız ve terk etmeyeceğiz. Artık şunu da söylemeye başlamışlardı. Ne olursa olsun, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, buradan gitmek istemiyoruz, hı-hı, gibi. Bu nedenle mesela kaymakamlıktan çadır talep etmiş insanlar. Nasıl, evet, bir karşılık bulmuş bu talep? Yani belediye ilk başta zaten bir çadır dağıtmak istemiş yani insanlara. Fakat kaymakamlık kesinlikle buna izin vermeyiz demişler. Görüntü kirliliği yaratıyor diye. Zaten çok ironik bir şey yani, görüntü kirliliği yaratıyor. Zaten yıkılmış her şey bitmiş, her şey kötü, bir yeterince kötü bir görüntü varken bence o çadırın kurulması oraya o görüntü kirliliğini belki bir nebze olsun ortadan kaldırabilirdi. İnsanların orada yaşıyor olması, tekrar bir şeyleri toparlamaya çalışıyor olması. Fakat kaymakamlık böyle komik bir gerekçeyle çadır dağıtımının önünü kesti. Peki gündelik ihtiyaçlar nasıl karşılanıyor? Sonuçta bu gündelik ihtiyaçların karşılanmasının ağırlığını biz en çok kadınların yaşadığını biliriz. Evet. Ekmek, su, temiz bir yatacak yer. Hı. Hani bunun kaygısını en çok kadınlar gidiyor gerçekten. Başlangıçta zaten mesela su ve elektrik sorunu uzun bir süre devam etmişti. Özellikle yıkımın ağır olduğu iki mahallede. Daha sonra su ihtiyacı işte giderildi onarımla. Hı-hı. Belediye o suyu onarmaya çalıştı. Daha sonra da işte elektrik falan, o tesisat. En son biz 2 hafta önce geldiğimizde o tamamen düzene girmişti. Fakat o süre zarfında da işte belediye halka su dağıtımı ve gıda dağıtımı yapıyordu zaten. Biz başlattık. Rojava Derneği'nin işte aldığı, toparladığı, öyle söyleyeyim, dayanışmayla toparladığı gıdaları belediye olarak dağıttık bizler halka. Fakat o dağıtımlar da çok ciddi sıkıntılı geçti. Yani mahalleye girmemiz kesinlikle yasaklandı. Yine gönüllüleri böyle bezdirici bir tavır var. 10 metrede bir GBT'ye giriyorsunuz işte. Keyfi muameleler, dalga geçiyorlar. İşte hadi tekrar kimlik verin vesaire, böyle şeyler yapıyorlar. Bunları yapanlar güvenlik görevlileri. Evet, kaymakamlık yetkilileri. Güvenlik görevlileri, daha çok işte kolluk güçleri bunu yapıyorlar. Hı hı. Mahalleye girdiğin zaman 155'i aramak zorundasınız. İşte görev kağıdınız var mı? Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Böyle sorular. Hı hı. Ve mesela en son yani bizim artık böyle dağıtımı durduralım dediğimiz noktalardan biri, iki kadın arkadaşımızın bu dağıtım esnasında çok ağır hakaretlere maruz kalmasıydı. Yani hatta silah doğrultarak falan konuşmuşlardı. Dağıtım yapamazsınız, kaymakamlık izniniz yok. Ve hakaret etmişler. O esnada halk da orada tabii. Halk dağıtım yaparken geliyor paketini almak için. Çocuklar da orada ve kadın arkadaşlarımızı en çok etkileyen çocukların ağlamaya başlaması olmuş. Yani o muameleye karşı çocuklar ne yapacağını bilmemiş ve çığlık atarak ağlamaya başlamışlar. Peki, biz şöyle onların şeyler, önünde oluyor bunlar. Evet, yani maalesef bu çok, yani zaten çok ağır, hı-hı, psikolojik süreçlerden geçmiş, evet, çocukların önünde. Evet. Bir daha ikinci bir şey, hakikaten ikinci bir travmayı bir de öyle yaşatıyor. Ama biz mesela televizyonlardan, gazetelerden, gerek hükümet açıklamalarından, gerekse hani servis edilen görüntülerden, işte orada güvenlik görevlilerinin, devlet görevlilerinin, sosyal işte farklı kurumların filan halkın bahsettiğin temel ihtiyaçlarının karşılanması için özel bir çaba sarf ettiğini görüyoruz, gösteriliyor böyle bir şey. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani biz karşılaşmadık öyle bir çabayla. Sadece çok ilginç bir durumla karşılaştık. İşte depoda dağıtım yaparken kaymakamlık engellemesiyle bir görevli geldi ve siz bu toparladığınız gıdaları bize verin, biz dağıtalım gibi bir şey söylendi. Fakat bu belediyenin görevi. Yani hani bu halk o belediyeye kendilerine hizmet etmesi için seçti. Biz de bunu kabul etmedik. Fakat ve geliyorlar, hiçbir yazılı belge yok ellerinde, hukuki hiçbir dayanağı yok ve burayı boşaltın diyorlar. Burayı boşaltmak zorundasınız, dağıtım yapamazsınız gibi durumlarla karşılaşıyoruz ve biz hiç karşılaşmadık. Yani kolluk güçlerinin, güvenlik görevlilerinin bir dağıtım yapması ya da kaymakamlığın bir dağıtım yaptığını biz görmedik. Evet. Yani karşılaşmadık o süre zarfında. Dolayısıyla
yani çok doğru yansıdığını da düşünmüyorum hani bu anlamda. Şimdi biz daha önce hani gerek Sur'da gerek işte Cizre'de Nusaybin'den yaptığımız bağlantılarda oradaki benzer dayanışma ağlarını kuran arkadaşlar bize şöyle tablolar çizmişlerdi. Hani zaten biraz imkanı olabilen, biraz o yıkıntının içinden çıkıp yeni bir düzen kurabilecek ekonomik imkanlara sahip olanların gittiği, geride kalanların hali hazırda hani en temel ihtiyaçları bile karşılayacak bir ekonomik gelire sahip olmadıkları bir tablo çizmişlerdi. Bu tabii hani kalanların ihtiyaç şeyini özellikle kadınlar açısından çok daha açık hale getiriyor. Evet. İdil'de nasıldı durum acaba? Ya zaten mesela özellikle gıda dağıtımında o gıdayı almaya gelen insanların %80'i hatta 90'ı kadınlar. Çünkü çocuğunun aç kalması ya da işte o evi toparlama hissiyatının verdiği bir şeyle işte kadınlar geliyorlar. Ve %90 onlar. Kadınlar ve bundan çok olumsuz etkileniyorlar. Zaten psikolojik olarak da konuştuğumuz zaman, ilerleyen zamanda işte sohbetler ettik. Kendileriyle tekrar gidip görüştüğümüzde bunu çok net görebiliyorsunuz. Kaygılılar, korkulular. En büyük endişeleri de çocukları zaten. Ve o an çocuğumu nasıl muhafaza edebilirim, nasıl daha iyi bu sürecin içerisinden sıyırırım diye onu düşünüyor. Ve işte gıda için geliyor ya da yapılabilecek başka bir şey varsa yardımcı olun diye. Bir arayış var yani aslında tabii o ihtiyaçların karşılanması için. Tabii ki mutlaka ihtiyaçların karşılanması için. Zaten çok ekonomik durumu iyi olan insanlar değil yani. Hani çoğunluk inşaat işçiliği yapan erkeklerden oluşuyor. Yani böyle gene o da dikkatimizi çekmişti. Yine çobanlık yapan çok fazla insan var. Ya zaten bu sürecin öncesinde de böyle ekonomik durumları çok iyi olan aileler değil bunlar. Arkadaşların da dediği gibi iyi olanlar zaten gitmişler. Daha iyi koşullarda yaşamaya çalışıyorlar ama ne öncesinde iyiydi ne de bugün iyi bu insanların durumu ve hatta öncesinden çok çok daha kötü bir çünkü iş alanı yok. Daha önce çalıştıkları işleri bırakmak zorunda kalmışlar yasak nedeniyle. Çocuklar okula gidememiş, ekonomik anlamda hiçbir şey yok ve kadınlar tabii ki bir arayıştalar. Yani çocuğumuzu nasıl doyurabiliriz diyelim artık yani hani bunu düşünerekten geliyorlardı kadınlar üzerine. Siz tabii orada sadece hani bu dayanışma malzemelerinin, temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını üstlenmediniz. Bir taraftan bir saha çalışması da yapmaya çalıştınız tabii, kadınlarla. Evet. Bir anket çalışması yaptınız bildiğim kadarıyla. Neydi amacınız? Neyi ortaya çıkarmaya çalıştınız? Evet. Biraz aslında başlangıçta evet gıda üzerinden su dağıtımı yine çocuk bezi, çocuk maması, tencere, Barış İçin Kadın girişiminin buradan destek oldu. İşte bir tencere kampanyası vardı ve onda da korkunç zorluklarla karşılaştık yine mahallelere tencere sokamazsınız gibi şeylerle. Sonra dedik ki biz gidip birebir ailelerle görüşelim, ihtiyaçlar neyse bunu tespit edelim ve artık biz çağıralım aileleri. Biz götüremiyoruz. Onlar gelsinler ve o şekilde karşılayalım. Gidip ailelerle görüştük. Biraz da aslında böyle hani çok uzman değildik aslında psikolojik anlamda. Ne yapabileceğimizi çok bilmiyorduk ama bir gözlem dahi yapsak sonrasında belki psikolojik olarak destek olacak arkadaşları çağırdığımızda söyleyebilecek bir şeylerimiz olsun istedik. Ve rapor hiç yazılmamıştı İdil üzerinden. Bir de bir rapor çıkarmak istedik. Yani yıkım üzerinden daha somut bilgilerle ortaya ne koyabiliriz? Ve böylece mahalleye girdik. Bir anket hazırladık. Oradan da bir şeyler çıktı. Yine dönüşüm içeriği. Temel ihtiyaçlar yine çocukların nasıl etkilendiği bu süreçten. Kadınların bu süreçten nasıl etkiledi? Özellikle kadına yönelik bir çalışmaydı. Biz görüşmelerimizin %90'ını kadınlarla aldık. Yani erkeklerle almak zorunda kaldığımız yerlerde aldık. İşte kadın evde değilse vesaire böyle hallerde erkeklerden aldık ama genel olarak kadınlarla görüştük. Nasıl sonuçlar çıktı İhtiyaçlar, yani tabii ki bir yıkım var. Ve bu yıkımın bir an önce giderilmesini istiyorlar. Daha çok ne yapabileceksiniz? Biz nasıl bu durumun içerisinden çıkacağız? Yani bu
yıkımı nasıl onaracağız? Bunu söylüyorlardı ve biz bunları not ettik. Neye ihtiyaç var? İşte tuğlaysa tuğla, çimentoysa çimento ya da gıdaysa hiç almamışsa mesela hiç verilmemişse o gıda ya da evde çocuk varsa çocuk bezi ya da mama gibi ihtiyaçları tespit edip hiç almayan ailelerin mesela kapılarına götürdük daha sonrasında. Yine çimento dağıtımı için, tuğla dağıtımı için çok ağır durumu olan aileleri belediyeye bildirdik. Öncelik verilmesi açısından. Bir de kardeş aile kampanyası vardı biliyorsunuz. Yine onları tespit etmek için böyle bir alan çalışması yaptık. Gerçekten mağduriyeti ağırlığına göre bu aileler seçildi, tespit edildi ve böylece yardım ettik. Şimdi o anket sonuçlarından yani sonuçlarına göre biz daha sonra kendi kurumlarımızdaki işte belediyelerimize ait kurumlardaki psikolog arkadaşlarımızla görüştük ve bir talebimiz oldu kendilerinin gelmesi. Çünkü daha uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için siz iyi bir şey yapmaya çalışırken çok bilmiyorsanız yeni bir travma da yaratabiliyorsunuz. Bunu hissettiğimiz anlar oldu mesela. Bazen kadınlara soru sorduğumuz anda yani ağlama krizleri geçirdikleri oluyordu. O an evet ben bu soruyu sormamalıydım ve bilmediğim için bunu sordum gibi bir durum gelişti ve biz onu tespit ettik. Kesinlikle buraya bir psikolog ekip gelmeli. Gerek çocuklarla gerek de kadınlarla bir çalışma yürütülmesi ve bir iki arkadaşımız geldi. Onlar şu anda bir çalışma yürütüyorlar. Temel duygunun tekrar ne olduğunu bir sormak istiyorum gerçekten. Yani sonuçta hani direkt kadınlarla temas etmek, onların sözlerini, o sözü söylerken ki hani bakışını, ruh halini daha iyi anlamayı da beraberinde getiriyor gerçekten de. Yani bütün bu olan biten aslında çok ağır yükler bindirmiş durumda kadınların hayatında. Ama bir de biz bütün bu olan biteni adına çözüm süreci denen bir sürecin sonrasında yaşadık. Yani herkesin bir umutla beklediği, izlediği ama aynı zamanda şimdi bu yıkıma da bir taraftan seyirci de kalındı toplamda. Bir sürecin ardından siz kadınlarla görüştünüz. Öfkeliler, umutsuzlar ne diyebilirsin acaba? Adı ne olur yani duygunun? Bir defa anketler mesela 10 dakikada yapılabilecek anketlerdi. Fakat biz girdiğimiz evlerde yarım saatten önce çıkamadık. Çünkü çok fazla konuşma ihtiyacı vardı kadınlarda. Anlatmak istiyor, içini dökmek istiyor. Yani o yaşadığı travmayı birileri duysun istiyor. Her şeyden önemlisi belki de buydu. Bir de dışarıdan gelmiş kadınlar olduğunuz gibi göründüğünüz için herhalde bunu anlatmak daha önemli yani, gelmiştir. Çok konuşmak istiyorlardı, anlatmak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar. Ve biz de mümkün olduğu kadar dinlemeye çalıştık. Yani bazı evlerde bir saat kaldık, bazı evlerde iki saat kaldık. Böyle yani mesela yıkım olmuş evlerde şununla karşılaşıyorduk. Yani size çay ikram edeceğiz ya da bir şey ikram etmek istiyoruz fakat yani çay dolduracak bir bardağımız yok gibi şeylerle karşılaşıyorduk. Ve bu insanı gerçekten etkileyen bir şey. Bir çözüm süreci yaşadı evet bu insanlar. Bir inanç vardı. Özellikle mesela anketimizde böyle bir soru vardı, son sorumuz. Sizce bundan sonra ne olacak? Yani bu süreç daha mı iyiye gidecek, daha mı kötü olacak yoksa böyle mi devam edecek? Bir de diğer şık var işte. Yani çoğunluk bir belirsizlik yaşıyordu. Bilmiyoruz, belli değil. Ya da daha kötü olacak. Yani hani bu da mesela insanların daha iyiye gideceğine inancı kalmadığını gördük. Ve bu bizi biraz etkiledi. Çok az insan daha iyi olabilir. Fakat tabii ki hepsinin de böyle bir talebi var. Daha iyi olsun istiyoruz. Yani çok belli değil bu sürecin nasıl gideceğini kestiremiyoruz ama iyi olmasını istiyoruz. Tekrar tekrar bunları yaşamak istemiyoruz. Bir yıkımı daha kaldırabilecek durumda değiliz. Böyle söylüyorlar. Yine orayı terk etmiş yani şöyle yasak sürecinde çıkmış aileler var. Mesela işte daha sonra dönmüş aileler var, kalan aileler var. Çıkan aileler işte dönmenin, gitmenin yani orayı terk etmenin bir rahatsızlığını hissediyordu. Yani bunu görebiliyorsunuz. Evet biz gitmemeliydik ve ama çok çaresiz bıraktılar işte. Hani sanki bu yıkımı engelleyebilecek engelleyebilir miydik? Evet bunu sorguluyor. Bunu sorguluyor. Sonra ama şey diyorlar yani
devlet o kadar ağır yüklendi ki bizler kalsaydık işte Cizre Bodrumları yaşandı. Cizre'de Bodrum bizi de hepimizi katledeceklerdi. Yani çünkü gözleri çok kararmış durumda. Herhangi bir duygu yaşamıyorlar bize karşı ve bugün olsa tekrar yapacaklarını da biliyoruz. Hı hı. O yüzden daha iyiye gitmeyeceğini düşünüyoruz. Çok tartışılıyor, konuşuluyor. Özellikle hani Doğu ile Batı arasında bir duygusal kopuş şeyi. Şimdi biz bu süreçte aslında hani Batı illerinden kadınların işte sizin ekibinizde de olduğu gibi bütün bu abluka yaşamış ilçelerde, merkezlerde bir dayanışma için çaba sarf ettiğini gördük. Bunları çokça aktarmaya da çalıştık ekranlarımızdan. Çeşitli kampanyalar yürüyor irili ufaklı kadınların içinde olduğu ve bir aslında barış kampanyasına da evrildiler ama çoğunlukla bahsettiğin o acil ihtiyaçları da karşılamak üzerine ilerleyen. Hani çok geniş kesimlerle yürümüyor tabii bu kampanyalar ama gidip hani bizzat batıdan gelmiş bir kadını karşısında bulmak eminim iyi hissettiriyordur. Ama toplam bir duygu haline baktığımızda hani o çok konuşulan, habire lafa edilen bu duygusal kopuş açısından ne söylersin? Aslında beni en çok heyecanlandıran bu kadın dayanışması oldu bu süreçte. İyi hissettiren. Yani biz daha önce tabii Şırnak'ta da kaldık. Belki resmen ilan edilen bir yasak yoktu Şırnak merkezde ama fiilen uygulanıyordu zaten. Her gece silah sesleri duyuyorduk, bir abluka vardı vesaire şudur. Bu psikolojiyi zaten orada da yaşamıştık. Ama Barış İçin Kadın girişiminden mesela gelen kadın arkadaşları görünce, o duyarlılığı görünce, yine İHAD'den vesaire biz birçok kurumdan kadınların desteğini gördüğün zaman bir tekrar heyecanlanıyorsun. Yani evet o kopuş halkta şöyle bir kopuş var. Bu süreçte Batı'nın yeterince tepki göstermediğini, bir refleks geliştirmediklerini düşünüyorlar. Halkta öyle bir yani belki kopuş demek de çok doğru değil. Hani kopuş demeyelim bunun adına. Böyle bir duygu kırılması var yani Batı'ya. Beklenti ne bu Batı'ya karşı. Ses çıkarmadılar, bizi yalnız bıraktılar. İşte belki Batı'dan bir ses gelse daha caydırıcı olabilirdi bazı konularda, böyle beklentiler var. Dolayısıyla bu süreç için herhalde bu dayanışmanın sürdürülmesi de en temel talep oluyor. Evet, ona bağlayacaktım. İşte bu yüzden bu durum konuşulurken Batı'daki kadınları gördüğünüz zaman heyecanlanıyorsunuz. Evet, belki çok ciddi kitleler değil dediğiniz gibi ama bir kişi dahi olsa, iki kişi dahi olsa bir duyarlılık gösteriyor ve bu çok anlamlı geliyor yani bu süreçte. İşte o tartışmaların da belki biraz cevabı niteliğinde, yani kopuş ya da kopmama. Yani biz kadın dayanışmasına çok inanıyoruz. Evet. Gerçekten bunu hissediyoruz da, yaşıyoruz da ve içerisinde de görüyoruz. O anlamda teşekkür de ediyoruz yani bu duyarlılığı gösteren kadın arkadaşlarımıza. Belki hepimizin görevi zaten bunu yapmak ama maalesef o sorumluluğu üstlenmeyen de bir kesim var. Ciddi de bir kesim. O yüzden teşekkür etmekte de fayda görüyorum. Yani tabii bu çağrımız da devam ediyor. Yani çünkü yarın, ihtiyaçlar hala devam ediyor. İhtiyaçlar hala devam ediyor. Yani Silopi'de bu durum var. Şırnak merkezde mutlaka bitecek o yasak. Yine Yüksekova'da bu durum aynı şekilde devam ediyor. Ve bu anlamda çağrımız devam ediyor. Özellikle kadın arkadaşlarımıza bu süreçte yani gelmelerini söyleyelim, öyle diyelim artık. Peki, çok teşekkür ediyoruz Eda. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığın için. Evet, bu ihtiyaçlar devam ediyor. Yalnızca gündelik ihtiyaçların karşılanması değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının yarattığı bu aslında duygusal bağın da devam etmesine ihtiyaç var. Bunu çok iyi biliyor kadınlar. Bu dayanışmanın neleri değiştirdiğini, neleri değiştirebileceğini. Size pek çok aslında kadının tam da bu süreçte bu dayanışmanın bir parçası olabilmek için neler yaptığını her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de Ankara Kadın Platformu'nun başlattığı bir kampanyayla devam edeceğiz. Kadınlar bir arada diyor Ankara Kadın Platformu. Ne için bir aradalar? Esas olarak barış için.
Ama barışın kazanılması da işte böylesi temel ihtiyaçların bir kız kardeşlik köprüsüyle bu yakadan öbür yakaya aktarılmasıyla da mümkün olacak. Hem gündelik ihtiyaçların karşılanması, kadınların ağır yükünün birlikte omuzlanması ama aynı zamanda da bu ülkeye barış lazım. Kadınlar buna ihtiyaç duyuyor demek için yürüttükleri bir kampanya. Kampanyanın ayrıntılarını Ankara Kadın Platformu'ndan kadınlara sorduk. Bu kampanyanın siz de bir parçası olabilirsiniz. Tabii ki ayrıntıları onlardan dinleyelim. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi basın metninde de aslında belirtmiştik. Abluka altındaki yaşam şu anda ciddi anlamda sıkıntılı. Savaş tüm şiddetiyle bir yanıyla devam ediyor. Bir taraftan da oranın hem ihtiyaçları hem de bir dayanışma ihtiyacı var aslında. Biz buradan doğru ne yapabiliriz? Bir kadın sözüyle aslında yola çıkmak istedik. Kadınların sözü olmalı bunun karşısında üzerinden yola çıktık. Dolayısıyla da bizim kampanyada hedeflediğimiz savaşın karşısında kadınların ortak bir direnişini ve bir sözünü örebilecek bir kampanya yaratmaktı. Bu kampanyayı ilk olarak işte Ankara Kadın Platformu'nun ve işte AFK'nın tüm bileşenleriyle oluşturduk. Ama biz bir imza üzerinden ya da bir platform imzasıyla da çıkmayı çok tercih etmedik kampanyayı oluştururken. Çünkü platformun dışındaki kurum, örgüt, birey herkese de çağrısı olması ve herkesin de kendini ifade edebileceği bir biçimde kampanyaya dahil olması üzerinden ördük aslında kampanyayı. Bu yüzden de tercihimiz bir imza koymak yerine bir kampanya adıyla çıkmaktı. Tercihimiz böyle oldu. Şimdi Ankara'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye birçok kadın bu zamana kadar ziyarette bulundu. Ve bu kampanyanın 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında olması, yani o tarihe kadar olması da anlamlı. Neden 1 Eylül'ü seçtiniz? Biraz bundan bahsedebilir misiniz peki? Şimdi uzun süredir bu barış meselesini ve barış sözünü yükseltmeyi biz önemsiyoruz. Çünkü barıştan kastımız aslında toplumsal dinamiklerin bir arada durabilecekleri, ortak bir söz ve ortak bir demokratik bir alanda bir ağ geliştirebilecekleri bir zemin. Ve bu barış sözünün üzerine ve artık şu an neredeyse tamamen ortadan kalkmış yaşam koşullarının, oradaki nefes alınamaz durumdaki yaşam koşullarının ardından tercihimiz yeniden burada ısrarcı olmak. 1 Eylül bu yüzden bizim için önemliydi. Uzun süredir dillendirilen ve ısrar edilen bir şey var, barış söylemi. Ve tüm şiddetiyle devletin üzerine geldiği şey de bu aslında. Hani bizim yan yana durma halimizin üzerine gelmeye çalışıyor. Kadın olarak var olabilmemizin üzerine gelmeye çalışıyor. Abluka altında zaten yaşamı tamamen durdurmuş durumda. Biz bunun karşısında barış söylemini hala önemsiyoruz. 1 Eylül bu yüzden simgeseldi bizim açımızdan. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne kadar ve o döneme kadar da abluka altındaki bölgelere gidip orada nöbet tutmak, kadınlarla orada örebileceğimiz herhangi bir şey varsa o sorumluluğun altına girmek, buradan oraya doğru yapabileceğimiz herhangi bir yardım kampanyası ve kampanyasının çağrıcısı olmak da dahil, her türlü alanda her kadını, yani bu sözü sahiplenen, benimseyen her kadını yan yana getirebileceğimiz geniş bir A olmasını istedik. Savaştan bahsettik. Aslında bölgede olan savaş ne yazık ki bütün her yeri kapsıyor. Özellikle kadınları. Daha geçenlerde birkaç gün önce Konur Sokak'ta ne yazık ki eski sevgilisi, eski polis sevgilisi tarafından sokak ortasında Ankara'nın merkezinde öldürülen genç bir kadın ve ardından yine aynı eylemde tacize uğrayan bir kadın. Yani aslında bu savaşın başka bir yönü, kadınları yekten nasıl hedef aldığının bir şeyi. Bu kampanya aynı zamanda sanırım bölgedeki kadınlarla dayanışma değil, aslında bütün kadınlarla yan yana gelme. Evet, kesinlikle öyle. Yani diyebilir bölge mi? Elbette ki şu an acil olarak hani bizim kendimizi müdahale etmek zorunda, içinde olmak zorunda hissettiğimiz bir alan, çünkü savaşın en derin yaşandığı yer. Ama batıda burada, evet, biraz önce verdiğiniz örnek, yani Konur Sokak'ta yine bölgeden özel harekat olan bir askerin, polisin gelip burada bir kadını öldürmesine tanık olduk. Gözlerimizin önünde oldu. Ve hani o gün taşıdığımız pankart aslında çok özetiydi her şeyin. Erkekler katiller, cüreti devletten alıyor demiştik. Aslında çok özeti bu sürecin, ki kadınlar aylardır Türkiye'nin her yerinden
bu sürecin buraya geleceği konusunda uyarıyordu herkesi ve hani bir şeyler yapmak gerektiğini, acilen bir şeyler yapmak gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla bizim batıdaki bu çabamız ve bölgeye dönük bu hani 1 Eylül Barış Günü'nü bir hedef koyarak kadın barış sözünü yükseltmeye çalışma çabamız bizler açısından da güçlendirici olacak ve bölgedeki kadınlar açısından da onlarla yan yana durmamız bizler için çok iyi olacak ve onlar için elbette. Peki bu kampanya şu an için sadece Ankara'da bulunan kadınlarla mı sınırlı? Bu kampanyayı diğer illerle de desteklemeyi ya da büyütmeyi planlıyor musunuz? Yani biz Ankara diye planladık. Hani Ankara yerelinde. Çünkü zaten İstanbul'da bunun için uzundur çalışan kadınlar var. Aslında biz Ankara'da da çalışıyoruz uzundur. Ama bir kampanya ismiyle yeniden ve hani bir ne derler motivasyonla hareket etmek gerekiyordu belki. Kadınlarla yan yana durmanın böyle bir başlangıca ihtiyacı vardı tekrar. Dolayısıyla biz daha çok Ankara üzerinde planladık. Maalesef bu süreç kadınların da biraz geride durmasına yol açıyor. Bu politikalar, şiddet politikaları daha da yükseldiği için hani yan yana durmak iyi gelecekti ve Ankara'dan özellikle başlattık. Şimdilik burada kalacak. Belki bu kız kardeşlik köprüsü bağını bulunduğu yerelliklerden kurmak isteyen herkes kampanyayı bulunduğu yerelliğe de taşıyabilir aynı zamanda. Biz Ankara'dan başlatıyoruz ama herhangi bir yerde sahiplenip bu kampanyayı kendi bulundukları yerelde yürütmek isteyen arkadaşlar olursa istedikleri gibi biz köprünün bu ucundan tutuyoruz. Onlarla da bir yerde buluşuruz. Ankara Kadın Platformu olarak imza atarız ama bu bileşenlerle sınırlı kalır. Dolayısıyla biz bu bileşenlerin dışına da bunu taşımak istedik. Hala da istiyoruz. O yüzden yani herkesin kendi kurumu üzerinden, kendi örgütü üzerinden, kendi dar alanından düşünmesi değil de bunun bütünüyle bir kadın dayanışması olarak görmesi ve bütün kadınların örgütlü, örgütsüz, herhangi bir yerde kendisini ifade eden, politik olarak ifade eden ya da vicdanen burada olmak gerektiği bir kadın dayanışmasının içinde olması gerektiğini düşünen bütün kadınlara aslında bu çağrı. Hani burada Konur'da bir basın açıklaması yapıp dağılmak değil, herhangi bir mahallede, mahalleli kadınların belki buradan doğru bir şey yapması. Yani mahalle çalışmaları bizim için önemli. Herhangi bir semtte kadınların bir araya gelip bunun için ne yapabiliriz demeleri bizim için önemli. Hani biz şunu yapın demek yerine onların bize bir öneriyle gelip biz mahallede bunu yapıyoruz demeleri önemli. Bu kız kardeşlik köprüsünü bulunduğumuz her yerden her şekilde yükseltmek aslında bizim çağrımız. Daha kapsayıcı bir şey söylemek gerekiyor belki hani kampanyaya dair. Savaş süreçlerinde kadınlara yine kadınlar iyi geliyor. Bu hani deneyimlenmiş bir şey, tarihte de böyle. Dolayısıyla buradan tüm kadınlara çağrıda bulunuyoruz. Bu süreci yine hep beraber. Mecliste süren alengirli tartışmaların arkasında çok önemli şeyler oluyor. Dokunulmazlıklar tartışması zaten çok önemli bir tartışma olarak karşımızda duruyor. Ama onun dışında işte muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalar, ona saraydan verilen cevaplar, plan, bütün bunlar siyaset olarak konuşulurken kadınları ilgilendiren çok önemli yasal değişikliklerin önerileceği bugün de aslında nelerle karşı karşıya olduğumuzu çok da iyi bilemez duruma getiriliyoruz. Konuştuğumuz bir konu bu. Boşanmaların önlenmesine ilişkin bir komisyon kurulmuştu biliyorsunuz mecliste. Bu komisyon özellikle aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurları ve boşanma olaylarının neden gerçekleştiğini, bir de aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin ne olduğunu araştırmak üzere kurulmuştu. İddia böyleydi. Şimdi bu komisyonun kuruluşundan bugüne, kuruluş amacından kullandığı usullere kadar kadınların ihtiyaçlarını hiçe saydığını biz pek çok örneğiyle ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bugün gördüğümüz ise komisyonun taslak raporunu sunacağı. Bu taslak raporda neler var? Raporda pek çok kanunla ilgili pek çok öneri yer alıyor. Kadınlar ve çocuklarla ilgili en temel kanunlara ilişkin çok önemli değerlendirmeler var, değişiklikler var. Şimdi sayacağım, aslında kulaklarınıza bile inanamayacaksınız. Bu komisyon hazırladığı raporda neler öneriyor? 1. Çocukların istismarcılarıyla, tecavüzcüleriyle evlendirilmesi, evlilik yaşının
15'in altına indirilmesini öneriyor örneğin. 2, hadım cezasının uygulanmasını öneriyor. 3, hem şiddet başvurularında hem de boşanma davalarında arabuluculuk ve uzlaşmanın uygulanmasını öneriyor. 4, şiddete maruz kalan kadınların mesai saatlerinin saatlerinde karakollara başvuramamasını getiriyor. Koruma kararları için delil ya da belge aranmasını getiriyor. Ve üstelik kadınlar koruma kararları aldıklarında tedbir süresinin de kuşa çevrildiği bir şeyle karşı karşıyayız. Aile hukuku ile ilgili tüm düzen duruşmaların gizli yapılması, boşanma davalarının reddi, kadının nafaka hakkının süreye bağlanması ve daha pek çok düzenleme aslında ailenin güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin ne olacağını raporlaştıran bu komisyonun aile için kimlerin hangi haklarından vazgeçmesini öngördüğünü de ortaya koyuyor. Bu komisyonu biz bir de neyle tartışmıştık? Hemen hatırlatayım size. Bu komisyona görüş için çağrılan az sayıdaki kadın hakları savunucusunun da aslında bu komisyonda fikirlerini bile ifade edemeyecek bir duruma getirilmesini tartışmıştık biliyorsunuz. Avukat Hülya Gülbahar Eşitiz üyesi AKP milletvekili Sait Yüce tarafından "Ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum." denilerek komisyondan kovulmaya çalışıldığını mesela bu ekranlardan hatırlıyorsunuz. İşte bu komisyon biraz önce saydığım temel değişikliklerin yapılması için bir rapor hazırlamış durumda. Hülya Gülbahar'la değerlendireceğiz. Nedir bu hikayenin aslı astarı diye. Hülya, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak kadın ve çocuk haklarının meclis boşanma komisyonu aracılığıyla gasp edilmeye çalışıldığına ilişkin Eşitiz'in bir uyarısı bugün karşımıza çıktı. Bu raporda ne var? Önce onu dinlemek isteriz senden. Sonra bu raporun hazırlanma süreci aslında böyle sonuçları zaten doğuracak bir süreç miydi? Onu da birlikte değerlendirmek isterim. Neyle karşı karşıyayız raporda? Şimdi raporun içeriğine geçmeden önce ikinci sorunuza cevap vermeye çalışayım ben. Bir kere hemen bir düzeltme yapayım. AKP milletvekili Sait Yüce daha önce kadınların 6284 sayılı şiddet yasasını kötüye kullandığını, sevgililerini eve almak için kocalarını evden uzaklaştırdığını ima eden bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonraki hafta Komisyon Başkanı Ayşe Keser'in davetiyle mecliste ben kadınlar açısından kadına karşı şiddet ve aile içi sorun meseleleri tartışmak üzere davet edildim. Bu davet sırasında beni komisyondan kovmaya kalktı Sait Yüce, bunu hatırlattığım için. İkincisi, haddimi bildirmeye kalktı. Komisyon tutanaklarından da görüleceği gibi ben ne haddimi bildirmesine izin verdim ne de beni komisyondan kovmasına izin verdim. Sonuna kadar katıldım çalışmaya, sonuna kadar söyleyeceklerimi söyledim ve bunlar içerisinden özellikle kadın ve erkekler eşit değildir diyen devlet politikasının kadına karşı bir psikolojik devlet şiddeti olduğunun altını çizdim ve tutanaklara geçirttim. Ben ucuz kurtulmuşum. Benden sonra çocuk hakları savunucusu bir başka arkadaşımıza mikrofon fırlatmıştı, evet. Sait Yüce. Şimdi bu davranış zaten kadın ve çocuk hakları aktivistlerini komisyondan niçin uzak tutmaya çalıştıklarını çok iyi gösteriyor. Bunun için zaten oturup kendi taslaklarına hem kadın haklarını hem çocuk haklarını budayacak önerileri eklediler. Çok önemli bir nokta bu. Türkiye'de temel kanunlar nelerdir? Kadınlar için, çocuklar için, tüm yurttaşlar için. Medeni yasadır, Türk Ceza Yasası'dır ve şiddet yasasıdır. Üçünü de alt üst eden bir rapor hazırlamışlar ve onu meclis başkanlığına sundular bugün. Okuduğunuz şeyleri, Eşitiz'in açıklamasındaki maddeleri, onlar rapordakilerin sadece birkaç örneği. Yaz 500 sayfalık raporda kadın haklarına, çocuk haklarına aykırı. Yok adeta. Bir tane örnek vereyim. Türkiye'de kadın sığınakları, kadın danışma merkezleri, Türkiye'de şiddete karşı alo şiddet hattı ya yok sayıda, yok kadar önemsiz sayıda,
ya da işlevsiz olarak çalışıyor. Bu gerçeğe rağmen komisyon şeyinde sanki çatır çatır erkekler evden uzaklaştırılıyormuş gibi, şiddetçi erkekler evden uzaklaştırılıyormuş gibi, erkekler evden uzaklaştırıldığında onlara barınma evi açılması önerisi var. Yani her şeyi bıraktık, bunun peşine düşeceğiz. Zaten önerileri sizler saydınız. Bakın kadının miras hakkına bile, kadının evlilik içinde edinilen emeğine bile el koyan bir görüşler manzumesi hazırlamışlar. Tümü okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Bütün erkeklerin değil, kadınları bir an önce boşayıp o boşamanın faturasını ödememek için çırpınan erkeklerin haklarını gözetmişler. Bütün erkeklerin değil, ailenin haklarını da gözetmiyorlar. Ailenin hakkını gözetiyorsan sen, boşanmayı engellemek, yavaşlatmak istiyorsan, neden erkeklerin kullandığı 3 yıl sonra boşanma süresini 1 yıla indiriyorsun? Neden kadınların içini çalıyorsun? Yani kendi içinde de çelişki var. O çelişki şunu gösteriyor. Erkeklerin haklarını bile savunmuyor. Bir boşanmak istediği eşlerinden bir an önce de bedavaya kurtulmak isteyen erkeklerin haklarını savunuyor. Bu komisyon raporu. Ya bilmiyorum, çok ilginç bir nokta değil mi? Şimdi bir taraftan habire aile bütünlüğünün korunması, ailede aile cümleleri duyduk biz aslında bütün bu süreç boyunca. Tabii. Nitekim bu Meclis Araştırma Komisyonu'nda temel hedefi buydu. Ama diğer taraftan sizin özellikle vurgusunu yaptığınız şey, özellikle hani hiçbir evliliğin hiçbir faturasını aslında karşılanmayacak biçimde bir erkeklere boşanma özgürlüğü, kadınlara da boşandığında hayatını tutsaklık altına alma zorunluluğu gibi bir tablo çiziyor. Tabii şimdi bakın uzun uzun anlatabilecek zamanımız yok. Yayın süremiz de kısıtlı şu anda. Ama önerileri alt alta koyduğumuz zaman şunu görüyoruz. Kadınların boşanamaması için nafaka almasını bile engelleyen hükümlerle engel getirirken, kadınların elini kolunu bağlayıp boşanamamasını sağlamaya çalışırken, erkeklerin boşanabilmesi için her kolaylığı düşünen bir taslakla karşı karşıyayız. Ne kadar acı, ne kadar acı. Ben, şimdi dikkat çekici noktalardan biri de şu, yine çok fazla tartıştığımız son zamanlarda konulardan biri çocuk istismarı, çocuklara yönelik tecavüzler. Tabii. Şimdi çocukların istismarcılarıyla, tecavüzcüleriyle evlendirilmesi bir şey, bir öneri. Bir de üstelik 5 yıl boyunca istismar ya da tecavüz ettiği çocukla sorunsuz ve başarılı bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanma hakkı. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Biz tecavüzcüyle evlendirme maddesinin TCK'dan silinebilmesi için yıllarca mücadele etmiştik. Yetişkin kadınlar için. Bakın eski TCK'da çocuklar için yoktu bu düzenleme. Geçti mi yetişkin kadınları çocuk istismarcılarını, çocuk tecavüzcülerine çocuklarla evlendirecek bir düzenleme öneriyor komisyon. Hı hı. Onu da geçti. Bakın ekstra gözlerden kaçırmamamız gereken bir şey daha var orada. 15 yaşın altındaki çocuklar arasında, diyelim ki 14 yaşındaki bir erkek çocuğun 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzü halinde ne olacak? İkisi de çocuk evlendirelim mi diyeceğiz? Cezasızlık getirilsin diyor. Cezasızlık getirilsin diyor. Kılılır bir şey mi? Çocuk evlilikleri, erken evlilik meselesine biz bu kadar engellemek için mücadele ederken koskoca aile komisyonu oturmuş, çocuklar 15 yaşından da önce eli eline değdiyse evlendirilsin diyecek bir yasa değişikliği öneriyor. Çok tehlikeli bir süreçteyiz. Bakın bu sadece bir komisyon raporundan ibaret değil. Meclisin bir komisyonu bu. Evet. Ve raporu meclis başkanlığına teslim edildi. Meclis başkanlığı bu raporu alıp Adalet Komisyonu'na buyurun bu rapordaki öneriler çerçevesinde yasayı hazırlayın derse, raporu hazırlayanlar AKP'li milletvekilleri. Mecliste çoğunluğu oluşturan AKP'li milletvekilleri de gece yarısı küt diye bu kanunların hepsi çıkabilir Türkiye'de. Evet maalesef. Bunun o yüzden kamuoyunun çok ihtiyacımız var. Çok çok özenli olması lazım. Evet. Ve benim en ağırıma giden nokta bugün meclis çatısı altında kadınlara hakaret, çocuklara hakaret, bu ülkede yaşayan insanların aklına hakaret içeriği, anlamı taşıyan bu raporu törenle açıkladılar. Evet. Törenle de orada devlet töreni yaptılar. Bu hakları bu kanunlarda
geri alabilmek için. Buna tören mi yapılır ya? Evet, evet maalesef. Bilmiyorum, oradaki muhalefet partisi milletvekilleriyle komisyondaki henüz görüşme şansını bulamadım. Yollardayım, İzmir'den Ustak'la gitmeye çalışıyorum şimdi. Ama gider gitmez muhalefet partilerinin ne yaptığını çok merak ediyorum bu tören sırasında. Peki biz de bunu tartışmaya, bütün ayrıntılarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Hülya Gülbahar. İyi yayınlar diliyorum ben de. Için. Sevgiler, saygılar. Evet, korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu hafta boyunca bu raporun ayrıntılarını, elimizden alınmaya çalışılan hakların bütün ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Ekmek ve Gül'den bugünlük bu kadar. Haberlerle devam ediyor yayınımız. Yarın tekrar Hayatın Sesi televizyonunda olacağız. Görüşmek üzere.